Şu anda nasıl? Görüntü düzeldi mi gençler? Chat'te mesaj yazabilir misiniz? Görünüyor. Tamam. Evet. Kaldığımız yerden devam edecek olursak destek ve hareket sistemi için kemikler, kasları, eklemler dedik. Bunlarda kemiklerin kendi çeşitleri var. Hepsinde dikkatinizi çekeceği gibi burada üç kısma ayrıldığını söyleyebiliriz destek ve hareket sisteminde. Kemikler de üç kısma ayrılıyor. Kaslar da, eklemler de üç kısımda incelenebiliyor. Biraz önce söylemiştik ama ses geldi mi bilemiyorum veya görüntü yoktu. Yassı kemikler, uzun kemikler ve kısa kemikler olmak üzere üç çeşit kemik olduğunu söyledik. Diğer taraftan kaslar da çizgi kaslar, düz kaslar ve kalp kaslar olmak üzere üç kısımda inceliyoruz. Eklemler de tam oynar eklemler, yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler olmak üzere üç kısımda inceleyebiliriz. Evet. Gelelim kıkırdak dokuya. Kıkırdak doku ve kemik doku ikisi birbiriyle doğrudan ilişkili dokular oluyor. Destek ve hareket sistemi içerisinde kıkırdak dokunun ve kemik dokunun iki dokunun da şöyle diyelim destek ve hareket diyelim. Bunun elemanlarını öncelikle kemikler ve kaslar olarak söyleyecek olursak, kemikler deyince kemiklerin yapısında tabii ki kemiklerin arasında bulunan neler var? Kemik doku, yine kemiklerin içerisinde bulunan birlikte aralarında bulunan eklemleri söyleyebiliriz. Eklemlerin üzerinde bulunan kıkırdak dokuyu sayabiliriz. Kıkırdak doku. Her iki dokuda da ortak olan özellikler var. Diğer dokulardan farklı olarak bu iki dokuda olan özellikleri söyleyecek olursak bir hücreleri var. İkincisi ise hücreler arası madde. Evet. Bunlardan bahsetmekte yarar var. Kıkırdak doku için neler söyleyebiliriz? Önce bundan bahsedecek olursak kıkırdak dokunun bir hücreleri var. Bunlara kondrosit diyoruz. Kondrosit size neyi hatırlatıyor? Sit, sitolojiden değil mi? Hatırlayan hücre bilimiydi. Sito, hücre demek. Kondro, kıkırdak demek. Dolayısıyla kıkırdak hücrelerine kondrosit adını veriyoruz. Kıkırdak ara maddesini ise ara madde ona da kondrin adını veriyoruz. Neler bunlar diyecek olursak burada gördüğümüz gibi
Mesela elastik kıkırdak var burada ilk olarak bunu söyleyecek olursak. Elastik kıkırdağın şöyle bir dış yüzeyini çevreleyen kapsül kısmı var. Değil mi? Hücrelere dikkat edin. Farklı olarak bir kapsül kısmı var burada. Hücrelerin bir veya iki tane hücre bir arada burada olduğu gibi ikisini birlikte görüyoruz veya tek tek olarak da şurada olduğu gibi tek tek olarak da bunlar bulunabilirler. Aralarındaki maddeye göre de çeşitler ortaya çıkar. Eğer aralarındaki madde elastik liflerden oluşuyorsa o zaman elastik kıkırdak diyoruz biz buna. Eğer aralarındaki maddeler şeffaf, burada olduğu gibi kollajen liflerden o zaman da hiyalin kıkırdak adını alıyor. Eğer aralarındaki madde yine böyle kollajen liflerden oluşuyor. Ancak şeffaf bir yapıda değil de daha da yoğunlaşmış bir şekilde bu lifleri gözlemleyebiliyorsak o zaman da fibroz kıkırdak adına veriyoruz. Demek ki kaç çeşidi varmış? Birincisi buradaki sıraya göre gidecek olursak elastik kıkırdak, ikincisi hiyalin kıkırdak, üçüncüsü ise fibroz kıkırdak adını veriyoruz. Sevgili öğrenciler dikkat ederseniz burada kıkırdak ara maddesi miktarı da farklı farklı. Bazılarında hücreler daha fazla, ara madde daha az. Bazılarında ise hücrelerin sayısı daha az. Kıkırdak ara maddesi daha fazla olarak karşımıza çıkabiliyor. Peki kıkırdak dokunun özellikleri nelerdir diyecek olursak diğer dokulardan farklı olan bazı özelliklerinden de bahsedelim bu arada. Nedir diyecek olursak bu kan damarları içermez. Kan damarlar içerlemediğine göre aklınıza gelen sorular olacak tabii ki bu arada. Nedir diyecek olursak bu sorulardan nasıl beslenir? Bir. İkincisi nasıl artıkları atar diyebiliriz. Peki nasıl besleniyor sorusunun cevabı nedir diyecek olursak onları da şöyle şu şekilde hemen şöyle alalım. Şurada belirtelim. Birincisi altındaki etrafındaki bağ dokudan. Peki nasıl besleniyor bağ dokudan diyecek olursak bu arada onu da söyleyelim. Difüzyon ile hatırlayın difüzyon maddelerin çok olduğu taraftan az olduğu tarafa doğru aktarımı idi. Difüzyonla beslenir. Peki artık maddelerini nasıl atar diyecek olursak onu da şöyle şuraya gösterelim. Artık maddeleri de aynı yolla difüzyonla atar. Difüzyonla nereye atıyor bunlar diyecek olursak buradan alınır boşaltım sistemine aktarılır. Daha sonra boşaltım sisteminden de yine kan yoluyla idrar ve şeklinde dışarıya atılabilir diyoruz. Bu şekilde beslenen bir dokumuz daha vardı. Onu da hatırlayacak olursak neydi o dokumuz? O da epitel dokuda. Aynı şekilde epitel dokular genellikle şuraya yazalım onu da. Epitel doku da bağ dokudan beslenir.
Niye bağ dokudan beslenmek durumunda kalıyor? Çünkü genellikle tek katlı veya iki katlı aralarında kan damarları bulundurabilecek bir durum söz konusu olmayınca ister istemez ne yapıyorlar? Altındaki bağ dokudan beslenerek ve boşaltım maddelerine atarak bu şekilde dokular arası veya hücreler arası sıvıdan aktararak bu işleri gerçekleştiriyorlar diyoruz. Evet. Hyalin saydam kıkırdak birincisi. Biraz önce bahsettiğimiz çeşitlerinden. Bütün omurgalılarda dikkat edelim buraya gençler. Embriyo dönemindeki iskeletler hep hyalin kıkırdaktan oluşmaktadır. Hyalin kıkırdaktan oluşuyor. Yapısında ne var o zaman diyecek olursak, biraz önce kısaca bir bahsettik. Kollajen lifler. Kollajen lifler sayesinde bu dokuya ne özelliği kazandırıyor? Saydamlık özelliği kazandırmış oluyor. Burada da görüyoruz zaten rahatlıkla. Lifleri göremiyoruz değil mi burada? Kollajen lifler var aslında burada. Hücreler arasında bulunan kollajen lifler sayesinde. Peki bu kollajen lifler hyalin kıkırdağın vücudumuza sağladığı avantaj ne? Ne işe yarıyor diyecek olursak onu da basınca karşı dayanıklılık şeklinde söyleyebiliriz. Evet. Basınca karşı dayanıklıdır. Peki bu yapı, daha doğrusu doku nerelerde bulunur vücudumuzda diyecek olursak, embriyonal dönemde zaten vücudumuzda kemiklerin oluşmasından önce kıkırdak var. Öncelikle kıkırdak oluşumu var. Zaten aynısını da nerede görüyoruz? Epifiz plağında da benzer bir durumu görüyoruz. Kıkırdak daha sonra kemiğe dönüşüyor. Embriyoda diyelim. Kemik dokuya dönüşüyor zamanla. Peki tamamı mı bu işi gerçekleştiriyor? Büyük bir kısmı diyelim. Büyük bir kısmı kemik dokuya dönüşüyor. Geriye kalan kısmı ne oluyor diyecek olursak, geriye kalan kısmı da özellikle eklemlerin rahatlıkla hareket edebilmesini sağlıyor. Eklemlerin arasında bol miktarda bunu görebiliyoruz. Peki, embriyonal dönemde böyleydi, sonra yetişkinlerde kemiğe dönüşüyor dedik. Peki, dönüşmeyen kısımları nerelerde var diyecek olursak, burnumuzda var. Değil mi? Soluk borumuzda var. Bronşlarda var. Ayrıca kaburgalarımızın uç kısımlarında yine hyalin kıkırdak bulunmakta. Uzun kemiklerin baş kısmında ise, yani şöyle uzun kemiği düşünecek olursanız, bunların hemen baş kısmında, şöyle şuralarında hyalin kıkırdak bulunuyor. Evet, burada da gördüğümüz gibi neydi bu kemiğimizin adı hatırlıyor muyuz? Hançer kemiği veyahut da göğüs kemiği, kaburgalarımızın hemen uç kısmı. Burada şu şekilde gördüğümüz kısımlar aslında bunlar ne olmuş oluyor? Hiyalin kıkırdak olmuş oluyor. Yapısında biraz önce söylediğimiz gibi kondrositler burada, aralarında da kollajen lifler olmak üzere bu kısımlarından oluşuyor diyerek bu şekilde bir özetleme de yapabiliriz. Evet, ikinci kıkırdak çeşidimiz ise elastik kıkırdak olmak üzere söyleyebiliriz. Elastik kıkırdak
Hücreler arası maddesinde elastik lifler bulunuyor. Neydi? Bunların hücreler arası maddeye kondrin diyorduk değil mi? Kondrin yapısı elastik liflerden oluşuyor ise o zaman buna da ne diyoruz? Elastik kıkırdak adını veriyoruz. Peki özelliği nedir? Elastik kıkırdağın en önemli özelliği büçülebilir özellikte olması. Hemen buradan hatırlayın. Toplumumuzda genelde söylenilen küçük çocuklar için bak yaramazlık yaparsan kulağını çekerim. Ha, kulağını bükerim. Aslında yanlış bir kavram ama fakat dikkatli olunması gereken bir durum. Kulağını bükerim sözü toplumda zaman zaman söylenen sözlerden buradan da hatırlayabilirsiniz. Bükülebilme, çekilebilme özelliği var. Özellikle bükülebilme, eğilebilme. Eğilme özelliğine sahip. Peki vücudumuzda nerelerde bulunuyor diyecek olursak dış kulak dediğimiz kulak kepçesinde bulunuyor. Ayrıca kulak yolu hatırlayacak olursak buradan içeriye doğru kulak yolu devam ediyor. Bir de burada östaki borusu vardı hatırlayacak olursanız. Östaki borusu kulak yolu da şu kısım olmuş oluyor. Vücudumuzda, kulağımızda, aynı zamanda kulak yolunda ve kulak üstteki borusunda bulunuyor. Evet, üçüncü kıkırdak doku çeşidimiz ise lifli kıkırdak veya diğer adıyla lif anlamına gelen fiber lif demek zaten. Lifli kıkırdak diyoruz buna. Hücreler arası maddesinde bol miktarda bunun da kolajen bulunuyor. Başka nerede var diyecek olursak yani kolajen lifler diyelim. Kolajen lifli kıkırdak. Birincisi hiyalindi. İkincisi ise fibroz. Kıkırdakta olmak üzere her ikisinde de kolajen liflerin olduğunu söylemiştik. Kolajen liflerin özelliği neydi gençler? Biraz önce söyledik. Basınca dayanıklıydı. Aynı zamanda çekmeye karşı da dayanıklı olduğu için özellikle bu lifli kıkırdakta bakın burada lifleri rahatlıkla kolajen lifleri burada görebiliyoruz. Hiyalin kıkırdakta net bir şekilde bunu göremiyoruz. Ancak fibroz kıkırdakta bu yoğun lifler bir arada lif yapısını oluşturduğu için böyle burada şurada olduğu gibi lifleri rahatlıkla görebiliyoruz. Bunlara ne diyoruz? Kondrosit diyoruz. Kondrosit yani kıkırdak hücresi. Şuna ise kondrin adını vermiştik. Ara madde. Hücre kısmı ve ara maddesini söyleyebiliriz. Peki nerelerde bulunuyor diyecek olursak buna en güzel örnek omurlar arasındaki disklerde. Omurgamızı düşünün. Şuraya bakalım. İşte şu kısımlar. Burada aslında ne var? Diskler var değil mi? Bunların her biri birer disk. Yani yastık anlamına geliyor. Kemiklerin değil mi? Omurganın kemiklerinin arasında bu çarpıyla gösterdiğimiz arasında yastık şeklinde diskler var. İşte bu diskler aslında kıkırdak dokudan oluşmakta. Vücudumuzu düşünsenize senelerce ayakta durabiliyoruz veya oturduğumuz yerde, yaslandığımız yerde
ne yapıyor? Bu diskler bir yastık görevi görüyor. Kime? Kemiklere görüyor. Böylelikle kemiklerimizin hem hareketini kolaylaştırıyor hem de hareketi kolaylaştırır. Hem de aynı zamanda destek olur. Kemikler üst üste dizildiği zaman bunlara da destek olmuş oluyor. Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda yine aynı şekilde kısımlarında görebiliyoruz. Eklemlerde biraz evvel söyledik. Hangi eklemlerde diyecek olursak omurga eklemlerini burada gördüğümüz gibi omurga eklemlerini söyleyebiliriz. Ayrıca ligament adını verdiğimiz bağlar var. Ligamentler yani bağlar. Bunlar nerede diyecek olursak hemen şurada şöyle gösterelim. Mesela burada iki kemiği, birinci kemiğimiz bu. Uzun kemikleri birbirine bağlandığı yerlerden. İkinci kemiğimiz bu. Şurada tam iki tane şu şekilde. Mesela dizimizde var değil mi? Aynı şekilde bunu dizimizde görüyoruz. Eklemlerde de yine bahsedeceğiz zaten burada. İki kemiği birbirine bağlayan şu yapıya biz ne diyoruz? Ligament yani bağ yapısı adını veriyoruz. İki tane bağ ile birbirine bağlanmış oluyor diyoruz. Eklemin yapısını daha sonra eklemler kısmında zaten bahsedeceğiz. Evet. Gelelim iskelet sistemimize sevgili gençler. Burada da gördüğünüz gibi aslında kemiklerimiz vücudumuzu destekliyor. Ama kemiklerimizin kullanılabilmesi için de mutlaka arasında ne gerekiyor? Kemiğin yanında mutlaka eklem. Ayrıca bir de bunların hareket edebilmesi için kas gerekiyor. Hareket edebilmek için bunların bir arada çalışması gerekiyor. Tabii ki sadece hareket bunlarla değil, aynı zamanda sinir sistemimizin, aynı zamanda hormonlarımızın da devreye girmesiyle birlikte sağlanmış oluyor. Vücudumuzun belirli bir duruşu var değil mi? Duruş, postür adını verdiğimiz yapı yani belirli bir şekilde durabilme. Burada ayakta değil, oturan ya da düşmek üzere olan birisi gibi de düşünebiliriz. İskelet yapısı doğrudan doğruya burada gösterilmiş durumda. Peki, iskelet deyince ilk aklımıza tabii ki burada olduğu gibi kemikler geliyor. Kemiklerin yapısı nasıldır diyecek olursak, kemik dokumuz yaklaşık olarak %20-25'i su, vücudumuzun diğer organlarına göre baktığımız zaman ne diyebiliriz? Su miktarı az değil mi? Diğer organlarımızda birazcık daha fazla. Su demişken ben de bir yudum su alayım. %30 organik madde var. Kemiklerimizin yapısında tabii ki sadece inorganik olarak suyu söyleyebiliriz. Ama bunun yanında organik madde olarak değil mi? Yağlar, karbonhidratlar, başta proteinler olmak üzere birçok organik maddeyi sıralayabiliyoruz. Bir de suyun dışında inorganik madde olarak ne var diyecek olursak özellikle kemiklerin yapısında bulunan kemik yapısının önemli kısmı diyebiliriz. %45-50 yaklaşık 1/2'si diyebiliriz. %50'si inorganik maddelerden oluşuyor ki bunların içerisinde
başta kalsiyumlar var değil mi? Olmak üzere pardon, diğer inorganik maddeleri, tuzları vesaire sayabiliriz. Peki kemik doku acaba kan damarları taşıyor mu? Kıkırdak doku gibi mi? Hayır. Kıkırdak doku gibi değil. Kan damarları ve sinir hücreleri bakımından zengindir. Evet. Kan damarları yönüyle zengin olduğuna göre bu ne demektir? Beslenme, aynı zamanda boşaltım rahatlıkla yapılabilir. Sinir sistemi hücrelerini düşünecek olursak, sinir hücreleri ne yapıyor? Sinir hücrelerine gelen uyartıyla kaslarla birlikte kaslar ve endokrin sistemi de ekleyecek olursak neyi sağlar? Hareketi sağlar. Hareketi sağlamada rol oynuyor. Evet. Dokuda hücreler az. Peki bu hücrelere ne diyoruz? Doku hücrelerine osteosit diyoruz. Aynı şekilde osteo kemik demek. Sit de hücre demek. Kemik hücresi kısacası peki hücrelerden oluşuyor doku tabii ki. Doku bir hücrelerden oluşuyor. İkincisi nedir diyecek olursak ara maddesi. Ara maddesi nedir diyecek olursak, ara maddesine de osein diyoruz. Osein. Zaten şuradan bir şeyler hatırlıyorsunuz değil mi? İn size ara madde olarak hemen bir şeyleri hatırlatıyor. Protein yapısında olan ve diğer sadece proteinler değil, diğer organik bileşiklerin de birikmesiyle birlikte bu yapı oluşuyor diyoruz. Evet. Peki kemik hücrelerinin şekli nasıldır diyecek olursak yıldız şekilli hücreler. Yani yaklaşık olarak şöyle bu şekilde hücreler şeklinde söyleyebiliriz. Nerede bulunuyor bunlar diyecek olursak lakün adı verilen boşluklar da diyebiliriz veyahut da birimler diyelim. Boşluklu birimler. Lakünler aynı zamanda oseon adı da verilir. Oseon adı verilen birimler içerisinde bulunuyorlar. Birazdan şekilde de bunu daha iyi göreceğiz zaten. Bunları biraz evvel söyledik. Osteosit kemik hücrelerine verilen isimdi. Kemik hücresi olarak söylüyoruz. Osein de dedik. Ara maddesi olarak söyledik. Organik ve inorganik maddelerden oluştuğunu biraz önce söylemiştik. Çocuklarda kemikler daha esnektir. Niye? Daha tazedir çünkü. Genç yapıda henüz kalsiyum birikimi fazla değil. Bir, buradan da soru gelebilir. İkincisi, henüz kemikleşme tam olmadığı için, kemikleşme tamamlanmadığı için kıkırdak oranı yaşlılara göre fazladır.
Yaşlandıkça tabii ki kemik dokuda kalsiyum deposu artar. Kalsiyum artışına bağlı olarak sonuçta kemikler kırılgan hale gelir. Demek ki kalsiyum miktarı arttıkça kemikler yavaş yavaş kırılgan hale gelmeye başlıyor, esnekliğini yitirir. Biraz evvel bahsettiğimiz osteositler, oseinler, lakün adını verdiğimiz yapılar nelerdir? Onları da burada görebiliriz. Osteosit adını verdiğimiz hücreleri burada daha büyütülmüş olarak görüyoruz. Aslında kemiğin dıştan içe doğru yapısında neler vardır diye birazdan yine tekrar daha detaylı bahsedecek olursak, dıştan içe doğru en dışta periost adını verdiğimiz kemik zarı var. Ne işe yarar kemik zarı diyecek olursak, enine kalınlaşmayı sağlar. Kemik zarı canlıdır. Kan damarlıdır. Dolayısıyla esas kemiği besleyen kemik zarı dediğimiz periost kısmı olmuş oluyor. Burada da zaten kan damarlarını görüyoruz. Şöyle kırmızı olarak şurada şöyle hemen kemiğin zarın alt kısmında kan damarları var. Buradan besleniyor. Dolayısıyla içe doğru organik ve inorganik maddeler biriktikçe kemik yavaş yavaş kalınlaşmaya başlıyor. Organik ve inorganik birikim sonucunda ise kemik kalınlaşmaya başlıyor. Şimdi kalınlaşan kemiğin yapısında neler vardır diyecek olursak, bir defa oseon adını verdiğimiz yapılar var. Şu yuvarlak daire gibi gözüken yapıların her birine oseon adını veriyoruz. Her bir oseonun içerisinde ise böyle lakün adını verdiğimiz şu şekilde daire şeklinde yapılar var. Bunların her birine lakün adını veriyoruz. Dolayısıyla şuna lakün bir diyelim. Bir, şu iç kısımdaki neyse lakün iki diyebiliriz. Aynı şekilde daha büyütülmüşünü burada görüyoruz. Lakün bir bu, lakün iki bu, lakün üç de şu içteki kısım olmuş oluyor. Peki lakünlerin ortasında ne vardır? Ortasında havers kanalları var. Bunları söyleyecek olursak şu şekilde havers kanalı bir, havers kanalı iki şeklinde söyleyebiliriz. Bunlar boyuna uzanırlar. Diğer taraftan ise bir de enine uzanan kanallar var. Bunlara da Volkmann kanalı diyoruz. Kanalları da enine uzanan kanallar. Peki bu kanallar ne işe yarıyor diyecek olursak, kanallar içerisinde bir kan damarları var.
Ne işe yarıyor kan damarları sayesinde? Hem beslenme yapar, hem de boşaltım yapar. Tabii beslenme sonucunda kemik büyümeye başlıyor. İkincisi, içerisinde sinirler var. Az önce söyledik. Kemik dokuda kan damarları ve sinirler bol miktarda olduğunu söylemiştik. Böylelikle zengin bir kan damarı ve sinir ağı sayesinde kemik dokusu görevini çok rahatlıkla yerine getirebilir diyebiliriz. Evet, bu da büyümesini, tabii beslenecek olursa beslenmeyle birlikte hem büyüme gerçekleşir, hem de tamir mekanizması dediğimiz mekanizma, yani onarım gerçekleştirilmiş olur diyoruz. Bunlarla ilgili de sık sık çıkan sorulardan, geçmiş yıllarda çıkmış sorular var. Kanallarla ilgili yine aynı şekilde çıkmış olan sorular var. Veyahut da yapısıyla ilgili de sık sık sorular. Kondrosit, kondrin gibi, bunların isimleri yer değiştirilerek size aşağıdakilerden hangisi doğrudur, yanlıştır gibi de soru gelebilir sevgili gençler. Evet. Doku yapısına göre kemik çeşitleri nelerdir diyecek olursak ondan da bahsedelim. Birincisi, sıkı veya sert kemik doku olmak üzere söyleyebiliriz. Özellikle uzun kemiklerde bulunan gövde kısmında, kısa ve yassı kemiklerde ise dış yüzeyde bulunur. Kısa kemiklerin, özellikle yassı kemiklerde, iç kısımda bulunur diyemeyiz, değil mi? Çünkü içerisinde ne var? Kan damarları olunca haliyle dış kısmında ancak bulunabiliyor. Süngerimsi kemik ise ikinci kemik doku çeşidimiz. Burada uzun kemiklerin özellikle uç kısmında, uzun kemiği hatırlayacak olursak şöyle, uzun kemiklerin uç kısmında şöyle, şurada bir epifiz plağı var, değil mi? Şöyle süngerimsi kemik. Şu maviyle şimdi gösterdiğim kısım, bu kısım sert kemik. Hemen kemiğin dış yüzeyden sonra kemik zarı, dıştan içe diyecek olursak birincisi periyost, uzun kemik diyelim. Dıştan içe doğru periyost kemik zarı, hemen onun altında sert kemik, onun altında ise kırmızı ilik var, bulunuyor. Baş kısmında ise hemen şu kısmında, burada bunu da siyah ile gösterelim. Bu kısmına da süngerimsi kemik olarak söyleyebiliriz. Aynı şekilde şurada da yine şu kısım süngerimsi kemikten oluşmakta. Bunun dışında sert kemik ise, amile göstermiştik onu, her iki kısmında, dış yüzeyinde sert kemik, iç yüzeyde, iç kısma doğru geldiğimiz zaman baş kısımlarında özellikle süngerimsi kemiği görüyoruz. Kısa ve yassı kemiklerde, düzensiz kemiklerin üst düzeyinde yine süngerimsi kemik, sıkı kemik dokusunun hemen alt kısmında bulunuyor diyoruz. Yani dışta ne var her zaman için? Dış, sert kemik, baş kısmında, uzun kemikte söyleyecek olursak süngerimsi kemik. Kemikler için genelleme yapacak olursak şöyle diyebiliriz. Dış kısmında sert kemik vardır, iç kısmında ise süngerimsi kemik vardır şeklinde
ifade edilebilir. Evet. Sıkı sert kemiğin hücrelere sitoplazmik uzantılar yaparak yıldız şeklinde demiştik. Hatırlayacak olursanız biraz önce iç içe daireler şeklinde yapılar oluşturuyordu. Bunlara ne diyoruz? Havers kanalları diyoruz. Boyuna olacak olursa buradaki kanallar Havers kanalı adını alıyor. Eğer kanallar enine olacak olursa o zaman da ne diyorduk bunlara? Volkmann kanalları adını veriyoruz. Havers kanalları boyuna, Volkmann kanalları enine uzanarak kemiğin beslenmesini ve sinirlerin geçişini buralardan yapmış oluyor diyorduk. Sıkı kemik de yapıda bu şekilde. Süngerimsi kemiğe gelince, süngerimsi kemik gözenekli yapıdadır. Adından da anlaşılıyor zaten değil mi? Süngerdir. Gözenekler var. Kırmızı kemik iliği yapısını oluşturuyor. Yani kan üretimi burada gerçekleşiyor. Kanımızdaki hücrelerin üretilme sal yuvarlar, ak yuvarlar burada kemik iliğinde üretilmiş oluyor. Süngerimsi kemik sıkı kemikte olan kanalları taşımıyor. Kanalsız. Kanallar bulunmuyor burada. Sert kemikte ise kanallar dediğimiz şu bahsettiğimiz Volkmann kanalları sert kemikte varken sıkı kemik, pardon süngerimsi kemikte bulunmamaktadır. Bunu da aklımızın bir köşesine kaydedelim. Evet, iskelet sistemimizin görevleri az önce kısaca bahsetmiştik. Vücudumuza başta şekil veriyor değil mi? Şekil verir. Bu arada desteklik sağlar. Kas ve eklemlerle birlikte hareketi sağlar. İkinci olarak da hareket diyoruz. Birincisi şekil verme, desteklik sağlama. 1A diyebiliriz buna. A şekil verme ve desteklik sağlama. İkincisi kas ve eklemlerle birlikte. Tabii burada aynı zamanda sinir ve endokrini de eklemekte fayda var. Hareketimizi sağlamaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda iç organları korur. Akciğerimizi koruyan nedir diyecek olursak dıştan gelen darbelere karşı en başta derimiz değil mi? Birincil savunma hattı olarak savunmanın birinci hattı derimiz bunlardan bir tanesiydi hatırlayacak olursanız. Hemen ardından alt kısımda kaslarla ve özellikle kemik doku, iskelet sistemi olmuş oluyor. Akciğerlerimizi, göğüs kafesi, kemiklerimiz korumuş oluyor. Dıştan gelecek olan darbelere karşı. Böylelikle akciğerlerimizin soluk alıp vermede de rahatlıkla görevini yerine getirebilmesi yine iskelet sistemi sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Aynı zamanda tutunma yüzeyi oluşturuyor. Düşünün. Akciğer şöyle göğüs kafesimizi düşünecek olursak şu şekilde hançer kemiğimizle beraber düşünecek olursak kaburgalarımızı düşünelim böyle. Kaburgalarımıza iç organlarımız burada ne var? Akciğer var değil mi? Kırmızıyla gösterelim onu hemen. Şöyle akciğerlerimiz var. Başka ne var? Burada kalbimiz var. Değil mi? Burada ne var başka? Midemiz var şurada hemen şöyle. Dolayısıyla kalp, mide, akciğerler nereye tutunacak bunlar? Bir taraftan kemiklerimize tutunarak böylelikle. Peki bu tutunmayı nasıl yapıyorlar? Bir taraftan bağ doku, bir taraftan kas doku yardımıyla bu işler destek olma ve tutunma yüzeyi oluşturma gerçekleştirilmiş oluyor. Üçüncü özellik olarak da bunu söyledik. Dördüncü özellik olarak kan hücrelerinin üretilmesi. Özellikle kırmızı kemik iliğinde
al yuvarlar, kırmızı kan hücreleri veya ak yuvarlar buralarda diğer taraftan üretilerek kana salınmış oluyor. Son olarak bir görev daha söyleyebiliriz. Mineral depolama. Değil mi? Mineraların özellikle kalsiyum gibi minerallerin depolandığı yer neresidir? Kemik dokusudur. Hatırlayın, kalsitonin ne yapıyordu? Fazla olan kandaki kalsiyumu kemiklere aktarırken, paratormon ise tam tersine ne yapıyordu? Kalsiyumu kemiklerden alarak kana vererek böylelikle kalsiyum dengesini sağlamış oluyordu. Burada tabii ki depo görevini kim yapıyor? Depo kemikler oluyor. Evet. İskelet sisteminin ana görevlerini bu şekilde söyleyebiliriz. Şekillerine göre kemikler nelerdir? Bunlardan da bahsedecek olursak, kemikleri öncelikle uzun, kısa, yassı ve düzensiz kemikler olmak üzere gruplandırabiliriz. Şekilli şekilsiz, şekilsiz şeklinde de ayrım yapılabiliyor ama genelde burada bahsettiğimiz dört kemikle bütün kemiklerden aşağı yukarı bahsetmiş oluyoruz. Uzun kemiklere örnek verecek olursak buradaki uyluk kemiği değil mi? Vücudumuzun en büyük kemiği diyebileceğimiz kalın kemiği olmuş oluyor. Kalçamızdan aşağıya doğru, diz kapağımıza doğru uzanan kemiğimiz. Diğer taraftan kısa kemiklere örnek verecek olursak, kısa kemiklere de parmak kemiklerini örnek verebiliriz. Pardon, düzeltiyorum. Parmak kemikleri uzun kemiklere giriyor. Kısa kemiklere örnek olarak şöyle mavi gösterelim onu. Bilek kemikleri, el ve ayak kemiklerini örnek verebiliriz. Yassı kemikleri ise mesela omuzlarımızda bulunan kürek kemiği, diğer taraftan kalça kemiği, leğen kemiği olarak da bahsedebiliriz. Bunlar örnek verilebilir. Düzensiz kemiklere ise en güzel örnek omurga örnek olarak verilebilir. Evet, kafatası kemiğimiz aynı zamanda yassı kemiklere örnek olarak verilebilir. Omur kemiğimiz ise düzensiz şekilli kemiklere örnek olarak verilebilir. Evet. Burada dersimizi bitiriyoruz sevgili gençler. Daha sonra devam etmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.